Pamukova'ya bağlı Çardak Mahallesi'ndeyiz. Çardak Mahallesi Pamukova'ya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Ova'da bir köy. Şu anda Çardak Köy'ün mezarlığındayız. Bugün cenazeleri var. Mahalle mezarlığındayız. Yalnız bir sorunları var. Kazdıkları mezarlardan su çıkıyor. Elektrik santrali yapıldı. Hidroelektrik santrali. Hidroelektrik santrali yapıldı. Buna bağlı olarak su seviyesi çok yükseldi. Bu sadece mezarlar, örneğin burada göründüğü gibi zaten görünüyor. Sadece mezarda değil, meyvede, sebzede, kanalizasyonda, her şeyde sıkıntı yaşamaya başladık biz. Özellikle mezarlarımızı, yani cenazelerimizi suyun içine gömüyoruz. Yani buna bir çözüm bulunması, bu konuda bir çalışma yapılması. Burada zaten gördüğünüz gibi İçindeki suyu atıp samanı döküyoruz, o şekilde gömüyoruz cenazelerimizi. Suyu kovalarla atıyoruz, samanı seriyoruz, cenazemizi koyuyoruz ama mezarı kapattıktan sonra su seviyesi tabii ki gene yükseliyor. Öyle cenazelerimizi suyun içine gömüyoruz kısacası. Bu konuda herhangi bir yere başvurdunuz mu? Sıkıntıları ilettiniz mi? Sıkıntıları gerekli mercilere ilettik ama şu ana kadar herhangi bir gerekli çalışma yapılmadı. Bu olay böyle devam ediyor. Köy halkı, köy sakinleri bu konuda çok rahatsız. Tepki var. Yani birinci derece tarım bölgesinde OES projesinin nasıl izin verildi onu merak ediyor millet. Evet, Çardak Mahallesi'nde bugün Çardak'ta cenaze var. Mezar kazmışlar. Yalnız mezarın içi su dolu şu anda. Bu suyu kovalarla atıyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi toprak çamur. Görüyorsunuz toprak çamur. Evet. Yani buradan çıkan bütün toprak, gördüğünüz gibi ellerime yapıştı çamur. Mezarın içinde bulunan suları kovalarla dışarıya atıyorlar. Dışarıya attıktan sonra da gördüğünüz bu saman çuvalı hazır burada. Buradan saman çuvalıyla samanları atıyorlar. Mezarlığın içine bu şekilde atıyorlar. Komple seriyorlar. Su çekildikten sonra daha sonra cenazelerini gömüyorlar ama tabi belirli bir süre sonra gömdükleri cenazelerden oradan alttan yine su çıkıyor ve cenazeler suya gömülmüş oluyor.